Dünya gündeminden herkese tekrardan merhaba. Bugün konuşacağımız konu BRICS. BRICS ne demek? İngilizce bu kelime tuğlalar demek. BRIC, tuğla, BRICS, tuğlalar anlamına geliyor. Ama bu bir kısaltma. B, Brezilya'yı temsil ediyor. R, Rusya'yı temsil ediyor. Buradaki I, India, İngilizce okunuşundan Hindistan'ı temsil ediyor. C, China, Çin'in İngilizce okunuşunu temsil ediyor. S ise South Afrika'nın S'sini ifade ediyor. Yani burada Çin, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Güney Afrika'nın bir araya gelerek bir grup oluşturduğunu ve buna da BRICS adını verdiğini görüyoruz. Bu ülkelerin ortak özelliği geçmişte büyüyen ekonomiler olmalarıydı. Yani ümit vadeden geleceğin büyük ve zengin devletleri olma ihtimalleri yüksek ekonomilerdi bunlar. Kuruldukları 2009 tarihinden bahsediyorum. 2009 yılında öncelikle 4 ülke bir araya geldi. 16 Haziran 2009'da BRIC şeklinde bir yapılanma oluşturdular. Ama 2011 yılında BRIC'e Güney Afrika'da katılınca grubun ismi BRICS oldu ve böylece 5 devlet bir ekonomik işbirliği platformu oluşturdular. İlk başta çok muğlaktı bunların ne olduğu. Hala bugün de hani o kadar da çok net değil. Siyasi bir yapı olarak ortaya çıkmıyorlar. Siyasi konularda konuşuyorlar elbette ama temelde konuşulan hususlar ekonomik konular. Yani 2009'da BRICS kurulduğunda ismi geçen ülkelerin tamamı gelecek vadeden geleceğin zengin, müreffeh, büyük ülkeleri olacak ülkelerdi. Böyle bir gruplandırma açılmıştı. Zamanla tabii işler değişti. Yani 2023 dünyasına baktığımız zaman 2023 dünyasında özellikle Rusya ve Çin böyle gelecek vadeden geleceğin önemli, güçlü, zengin ülkeler ailesine katılacak iki üyesinden ziyade sistemi zorlayan, sistemin hatta izole etmeye başladığı, sistemi yöneten Batı ve Amerika tarafından birer hasım olarak görülen devletlere dönüştüler. Enteresan gelişmeler yaşandı. İşte yarın, Salı günü, yarın BRICS zirvesi yapılacak. Nerede yapılacak? Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılacak. Güney Afrika'da Johannesburg şehrinde yapılacak. Zirve öncesinde üyelerin çeşitli beklentileri var. Özellikle Çin BRICS'i Amerika'ya ve Batı'ya karşı bir siyasi blok haline getirmeye çalışıyor. Özellikle de G7'ye karşı. Biliyorsunuz dünyanın en gelişmiş, en zengin 7 ülkesi, 7 devleti G7 altında bir yapılanma oluşturdular. Bunlar zaman zaman zirve yapıyorlar, G7 liderleri ve Batı ülkelerinden oluşuyor bunlar. Bir de Japonya bunun içerisinde. Kanada, Amerika, Japonya, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya. G7 devletleri. Bazılarına göre bütün dünyayı bunlar yönetiyor. Yani Birleşmiş Milletler var, işte NATO var, şu var, bu var, falan var filan var ama asıl bu 7 devlet. Bu zengin, en zengin 7 devlet yönetiyor. İşte Çin de bu 7 devlete karşı bir BRICS içerisinde siyasi bir oluşum geliştirerek G7'ye karşı gelişmekte olan dünyanın G7'sini yani BRICS'ini çıkarmak istiyor ve dengelemek istiyor. Hatırlayacaksınız en son yanılmıyorsam Hiroşima'da yapıldı G7 zirvesi Japonya'da ve o zirveden Çin'e karşı oldukça hoş olmayan bir karar çıktı. Hem Çin'e karşı hem Rusya'ya karşı Çin bundan rahatsız ve kendi G7'sini adeta alternatif G7'yi oluşturmak istiyor. BRICS'e katılmak isteyen çok sayıda devlet de var. Yani çok popüler de bir yapılanma BRICS. Mesela Arjantin buraya katılmak istiyor. Bangladeş katılmak istiyor. Bahreyn, Küba, Endonezya, Etiyopya, İran, Nijerya, Suudi Arabistan 40'ın üzerinde ülke BRICS'e ilgi gösterdi. Bunların 23'ü de başvuruda bulundu. Yani en son benim kontrol edebildiğim kadarıyla 23 tane işte başvuruda bulundu. Yine Mısır, Belarus, Beyaz Rusya ve Kazakistan BRICS'e katılmak istiyor. Doğal olarak Rusya ve Çin
kendi müttefikleri veya yakın ilişkileri olan devletlerin BRICS'e katılmasında ısrarcılar. Mesela Rusya, Belarus katılsa herhalde çok mutlu olacaktır. Baktığımızda zirveye Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in katılacağını görüyoruz. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de zirveye katılacak. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva da zirveye katılacak liderler arasında. Yani devletler en üst düzeyde devlet başkanı, başbakan düzeyinde zirveye katılıyorlar. Rusya'da üye Putin de katılmak istedi ama katılamadı. Daha önceki bir yayında bahsetmiştik biliyorsunuz. Katılamayacak daha doğrusu. Neden katılamayacak? Putin katılmak istiyor ama Güney Afrika Cumhuriyeti diyor ki Putin gelmesin. Putin gelirse ben zor durumda kalırım. Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu konuda çok sıkı bir diplomasi izledi. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin'le ilgili tutuklama kararı var. Ukrayna'daki savaş suçları nedeniyle özellikle çocukların kaçırılmasına ilişkin olarak Putin ve bir Rus devlet memuru iki kişi hakkında tutuklama kararı aldı Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı. Güney Afrika Cumhuriyeti de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tanıyan bir devlet. Bu nedenle Putin gelirse biz Putin'i tutuklamak zorunda kalırız. Böyle bir şey yapsak Rusya'yla savaş durumu oluşur. Böyle bir şey zaten istemiyoruz. En iyisi Putin gelmesin şeklinde aylarca süren bir görüşme yapıldı. Ruslar en sonunda ikna oldular. Nasıl ikna oldular orası belirsiz ama ikna oldular. Bu Putin için son derece tabii ki hayal kırıcı, utanç verici hatta bir durum oldu. Putin ne yapacak? Çevrim içi katılacak. Yani açacak laptopunu, kamerasını, BRICS zirvesine katılacak. Ekranda belirecek. Onu da zirvede Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov temsil edecek. BRICS, Putin hariç BRICS'in bütün üyeleri devlet başkanı ve başbakan düzeyinde bu zirveye katılıyorlar. Ama başka devletlerden de liderler katılıyor. Hatta yaklaşık 50 liderin zirveye katılması bekleniyor. Bunlar arasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi var. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo var. Birçok lider var. Yani 50 civarında lider katılacak bu zirveye. Çünkü hepsi de BRICS'in üyesi olmak istiyorlar. Batı'ya karşı bir alternatif arayışı diyebilirsiniz. Yani bir platformdur bu. Yani uluslararası bir platform. Bugüne kadar BRICS öyle çok sıkıntılı bir görüntü de çizmedi. Bundan sonra çizmemesi garanti olmamakla birlikte bugüne kadar prestijli bir yapı olarak kaldı. Ne dedik? Çin BRICS'i alternatif bir G7 haline getirmek istiyor. Batı'yı özellikle ekonomi alanında bu şekilde dengeleme ümidini taşıyor. Şimdi BRICS üyelerine baktığımızda şu anki 5 üye dahi dünya nüfusunun 1 bölü 4'ünü oluşturuyor nüfusları. Yani dörtte biri BRICS üyelerinde yaşıyor. Dünya ekonomilerinin ise %40'ı bu ekonomiler içerisinde, bu devletlerin, bu ülkelerin ekonomilerinde mevcut durumda. Yeni üyeler katılır ise, mesela Endonezya gerçekten çok ciddi bir aday. Suudi Arabistan yani BRICS'e büyük güç katacak devletlerden bir tanesi. Bunun gibi bazı devletler var. Çin ve Rusya BRICS'i siyasileştirmeye çalışıyor. Batı karşıtı bir konuma oturtmaya çalışıyor. Buna karşın Güney Afrika Cumhuriyeti, ev sahibi Güney Afrika oldukça endişeli. Çin'in hedeflerini doğrusu paylaşmıyor. O nedenle BRICS'in genişlemesi, yeni üyelerin alınması konusunun ciddi bir tartışma oluşturacağı söyleniyor. Sadece Güney Afrika değil, İspanya da bu konuda bazı çekincelere sahip. İspanya diyorum, özür dilerim, Brezilya. Brezilya'nın da çok ciddi çekinceleri var. Brezilya genişlemeye tamamen karşı değil. Mesela Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin ve Endonezya'nın katılmasına şimdiden yeşil ışık yaktılar. Yani basına bir şekilde sızan açıklamalara baktığımız zaman Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Arjantin'in ve Endonezya'nın katılmasına Brezilya sıcak bakıyor. Brezilya'nın tıpkı Güney Afrika Cumhuriyeti gibi Batı ile sorunları var. Amerika'ya karşı tepkili olduğu konular var. Ama gidip Çin'in de
Rusya'nın da bir uydusu olmak da istemiyorlar. Hem Brezilya hem Güney Afrika Cumhuriyeti Ukrayna Savaşı konusunda öyle hani çekimser gibi bir konum takındılar. Rusya'yı kınamaktan çekindiler. Batı'yla birlikte hareket etmediler. Açıkçası Batı'yla birlikte hareket etmediler. Ama diğer taraftan Rusya'ya tam destek verir de görünmediler. Mesela Putin'in Johannesburg'a gelememesinin nedeni Batı'nın baskısı. Güney Afrika Cumhuriyeti Rusya ile aslında çok iyi ilişkilere sahip. Brezilya da Rusya ile çok iyi ilişkilere sahip. Ama Batı'dan da tamamen kopmak istemiyorlar. Yani çünkü şunu herkes çok iyi biliyor. Para Batı'da, güç Batı'da ve hiç kimse Batı ile ilişkilerini bir başkası için de bozmak niyetinde değil. Bozmak niyetinde değil. Bakalım kim kazanacak? BRICS zirvesinde genişleme meselesi konuşulacak. İkincisi jeopolitik bir blok mu olacak BRICS? Yani sadece ekonominin konuşulduğu böyle bir NGO gibi bir yapı mı olacak? Yoksa bazı konularda tavrını ortaya koyan jeopolitik değerleri, ortak değerleri, çıkarları olan bir bloğa mı dönüşecek? Tıpkı Çin'in ve Rusya'nın istediği gibi. Bu konuda da Çin, Rusya bir tarafta, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve özellikle Hindistan öbür tarafta yer alacak. Hindistan'da biliyorsunuz Batı ile Doğu arasında şu anda ortada bir konum almaya çalışıyor. Çin'le ciddi sorunları var ama Çin'le böyle çok açıktan böyle kavga içindeymiş gibi görünmek istemiyor. Rusya ile çok iyi ilişkileri var, ticari ilişkileri çok iyi durumda. Rusya'nın Batı ile ilişkilerinde yaşadığı sorunlardan yararlanıyor. Petrol alıyor mesela ucuz, oldukça ucuz fiyata petrol alıyor, bir şeyler satıyor. Çin gibi Hindistan'da Rusya'nın şu anki durumundan, sıkıntılarından sonuna kadar istifade ediyor. Ama öbür tarafta da Batı'nın teklifi var Hindistan'a, gel benimle ol şeklinde. Çin'e karşı, Rusya'ya karşı ve Çin'den sökülecek fabrikaların, Çin'e yapılması düşünülen yatırımların Hindistan'a kaydırılması meselesi de var. Bir de Hindistan biliyorsunuz yakın bir zamanda Japonya, Amerika ve Avustralya ile birlikte Quad adlı bir dörtlü yapı oluşturdu. Yani bölgede Hint Pasifik bölgesinde Japonya, Amerika, Avustralya ve Hindistan dörtlü bir ittifak oluşturdu. Bu ittifak kime karşı oluşturuldu? Herhalde bu dört süper devlet Sri Lanka'ya karşı birleşmedi. Kime karşı birleşti? Çin'e karşı birleşti. Çin bu durumdan çok rahatsız. Çin bu durumdan çok rahatsız. Ama Hindistan ne etliye ne sütlüye karışmayayım. Her iki tarafla da ilişkim dört dörtlük olsun. Hem orada durayım hem burada durayım politikasını şu ana kadar sürdürmeyi başardı. Bundan sonra bunu sürdürebilir mi? Bunu devam ettirebilir mi? İşin açıkçası bu kolay görünmüyor. Özellikle BRICS'e İran gibi, Endonezya gibi, efendim Belarus gibi, Nijerya, Arjantin, Bangladeş gibi yani yeni başvurular kabul edilir. BRICS'in üye sayısı mesela 10'a çıkarsa, mesela 20'ye çıkarsa orayı kontrol etmek gerçekten zor olacak. Oraya Çin ve Rusya mı hakim olacak yoksa BRICS tarafsız görünümünü, nispeten tarafsız görünümünü veyahut da sadece ekonomi alanında oluşmuş bir yapı görünümünü koruyacak mı onu bilemiyoruz. Ne dedik? Yeni üye alımları konuşulacak zirvede. İkincisi jeopolitik bir blok olup olmayacağı konuşulacak. Üçüncüsü dolar hakimiyetine son verme konusu konuşulacak. Üye ülkeler arasında ortak bir para birimi oluşturulabilir mi? Mevcut para birimlerinden biri tercih edilebilir mi? Veya birkaç para biriminin birleşmesiyle ortak bir para birimi oluşturulabilir mi? Bu konu konuşulacak. Çünkü dolar hakimiyeti sadece Çin'i ve Rusya'yı değil, Brezilya'yı, efendim Endonezya'yı hatta yani hemen hemen her ülkeyi rahatsız ediyor. Yani başka ülkelerin parasının rezerv para olması, ticaret parası olması kimseyi mutlu etmiyor. Hatta Suudi Arabistan bile yani petrolü Çin'le petrol dolar yani petrol dışında bir para birimiyle ticaret yapma konusunu görüştüler biliyorsunuz. Herkes bundan rahatsız çünkü Amerika doları siyasi bir silah gibi kullanıyor. Bu da insanları mutsuz ediyor. Evet, yarın bunlar konuşulacak. Zirve gelmeden biz nelerin konuşulacağını konuşmuş olduk. Evet, BRICS konusunda bu kadar.
Bir sonraki yayında görüşmek ümidiyle burada kesiyorum. Zirvede çok önemli gelişmeler olur ise şu anlattıklarımız dışında zirve üzerine bir yayın daha yapma imkanı buluruz. Tekrar teşekkürler. Herkese.